Ya arkadaşlar ne olacak acaba? Ben çok heyecanlıyım. Ne olacak? Birazdan programı sunan mal gelip hepimize küfür edip hakaret edecek. Yapma ya. Bak şimdi daha çok heyecanlandım. Sen ne iş yapıyorsun? Bir şirkette CEO'yum. Hangi şirket? Şemsettin Holding. Öyle mi? Ben de Kırlı Holding'in müdürüyüm. Oh oh ne güzel. Memleketin bütün okumuş ve işi olanlar buraya küfür yemeye gelmişler. Buranın kuralı bu zaten. Sanki okumuş kişileri alıyorlar. Neden? Neden olacak? Güya burası okuyan kişilerin geldiği yer. Öyle olması lazım. Yoksa bu kadar küfür edilen yerde bunlar cahil derler. Evet, aynen bizim gibi işte. Güya biz de okumuşuz ama buraya küfür yemeye geldik. Neyse, takılmayın böyle şeylere. Anlamayan cahiller utansın. Biz de entelektüel insanlarız. Onun için buradayız. Bırakın burası için ahlaksız program dediklerini. Ya tamam susun. Buranın büyük malı gelecek şimdi. Hoş geldiniz Allah'ın enayi ve malları. Ben buraya çıkmadan dedikodu mu yapıyordunuz lan? Ha? Yavşaklar. Senin ne kadar zeki olduğunu konuşuyorduk aramızda. Zeki olduğumu nereden çıkardınız lan? E bu kadar adamı buraya toplayıp küfür ediyorsun ya, kolay iş değil yani. O zeki olduğum için değil lan, geri zekalı. Arkam sağlam, ondan dolayı. Ben tek başıma böyle bir iş yapsam sokakta bana neler yaparlar biliyor musunuz? Ne yaparlar? Oho neler neler yaparlar. Tabii canım, parça pinçik ederler. Neyse tamam, bu kadar sululuk yeter. Şimdi kim bize dünyanın en boktan hikayesini anlatıp sonra sanki iyi bir halt etmiş gibi sevinmek ister? Evet salaklar, atlayın. Halitcan, ben anlatayım mı? Lan sen bir sus be. Senin buraya niye geldiğini herkes biliyor. Karılar sana bakmıyor oğlum. Senin yüzünden geldiğim bölümlere karılar gelmiyor. Bir git ulan. Bir dahaki bölüme zengin olup geleceğim. Kızları kendime köpek edeceğim, köpek. Bak o olur işte lan. Zengin olursan kızlar sana bakar. Hatta bok gibi suratı olsa yine de kızlar bakarlar. Öyle. Halitcan, ben anlatayım mı? Hadi anlat bakalım salak bebiş. Gerçekten dedikleri kadar varsın. Çok zekisin. Hadi o zeki de. Sen eşek misin lan? Ulan harbiden ben size boşuna küfür etmiyormuşum be. Hepiniz mal mısınız lan? Mal olmasak zaten buraya gelmezdik. Doğru. Senin gibi salak da sırtımızdan para kazanmazdı. Bence doğru söylüyorlar bu arkadaşlar ha. Bizim buraya geç kalmamıza bakma sen. Sen bence bizi koparıyorsun yavşak. Lan tamam, fazla kurcalamayın orayı. Foyamız ortaya çıkmasın oğlum. Şimdi hemen biri boktan bir hikaye anlatsın ve salak olduğunu kanıtlasın. Hadi bakalım kim? Oho, benim bir sürü fantazim var. Bu ahlaksız program sayesinde var ya, bunları hepsini anlatma şansını buldum. Çok merak ettik ya, neymiş fantazilerin? Fantazi deyince nasıl da merak ettin? Sapık mısın lan sen? Yok ya, ne sapı? Boktan hikayesini merak ettim sadece. Çok merak ettiysen seni de götüreyim. Filipinlere gidip üstüme iş ettirip geri geliyorum. Doğru doğru. Sadomazo diyorlar böyle salaklıklara. Başka? Hazır kendini bu kadar rezil edeceğin bir yer bulmuşsun. Anlat ulan, dökül! Ben de sürekli eşimi aldatıyorum. İyi ki bu program var. Yoksa bu salaklıkları nerede söyleyecektim? Bir aldatma hikayesi anlatmayan sen kaldıydın. Sen de anlattın. Burası günah çıkartma yeri ya. Biri anlattım, herkes anlatıyor işte. Lan oğlum zaten biz de milletin ahlakını bozmak için bu programı yapıyoruz. Siz ne kadar rahatlayıp anlatırsanız biz de milletin ahlakını o kadar bozarız. Rahatlayın, anlatın, anlatın her şeyi. Hemen boktan bir hikaye daha anlatıp boktan programına katkıda bulunmak istiyorum. Ulan anlatma desem de zaten yine anlatacaksın. Anlatmak için için yanıyor. Bir de iyilik yapacakmış. Hadi anlat bakalım. Bir gün o kadar çok içmişim ki bir baktım altıma işemişim. Sonra düşündüm. La dedim altıma işemişim, bari biraz daha içeyim. Da vodka. Ulan harbiden çok rezilmişsin be. Evet, kimin ne mal olduğunu ortaya koyan programımız son hızıyla devam ediyor. Çarpı atmayı unutma puşt. Bize de çarpı at. İnşallah haftan sala ben olurum. İnşallah bir gün olursun. Halitcan, bana bir kara ayarlasana lan. Sen mal olduğun için kızları kandırırsın. Tamam ulan ayarlayacağım. Ama diğer bölüme kendinle beraber 5 enayı getirirsen eğer. Tamam getireceğim. Para için pezevenklik bile yapıyor be. Oğlum zengin olunca pezevenk demiyorlar. Ne diyorlar o zaman? Ne diyecekler? Böyle bir işi yaptığı için sanatçı diyecekler. Hey, sanat böyle kavatlara kaldıysa memleket ayvayı yemiş. Yok yemedi. Özellikle böyle kavatlara sanatçı diyorlar. Neyse fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bu bölümün de sonuna geldik. Siz boş konuşurken biz de sizi sövüşlemeye çalışıyoruz. Hepsi bu. Sen yolunu bulmuşsun oğlum. Bizim millette ahlaksız programları izleme merakı olduğu sürece senin sırtın hayatta yere gelmez. Asıl bunu buralara getirip halkı bozanlar yavşak. Bizim ahtımız var oğlum.
bu ülkeyi tamamen ahlaksızlaştırana kadar devam edeceğiz. Hatta hiç kimse bize laf bile söyleyemez. Söylese dahi bizim cevap bile vermemize gerek yok. Çünkü halkı o kadar çok kandırmışız ki halk bizim yerimize cevap veriyor zaten. Biz bir gibi görünsek de aslında bir değil, çok kalabalığız. Bizimle baş etmek kolay değil. Hadi şimdi bizi izleyerek boktan kalın. Ne dedi lan bu? Hiçbir şey anlamadım. Ne diyecek oğlum? Teşkilatmış lan bunlar. O zaman ayvayı yedik desene. Eğer böyle mallara prim vermezsek onlar ayvayı yer. Doğru. Doğru, haklı. Haklı, doğru. Doğru.